Merhaba, North Face'in Summit serisinin Pro ve Sky modelleriyle yeterince koştuktan sonra bir de ikisinin farkını yan yana koyarak karşılaştırma incelemesi yapalım dedim. Hatırlayalım, eskiden Flight modeli vardı. Flight Vective hızlı koşmak için yapılmış hafif karbon tabanlı ayakkabısıydı. Şimdi karbon tabanlı daha fazla ayakkabısı var. Karbon 2.0 dediği tabanı iki modele yaymış durumda. Pro modeli biraz daha yastıklı. Flight Vective'de eksik olan yastıklamayı eklediler. 31 mm çıktı topuk. 6 metre dropu var. 25 mm de ön taraf. Bu ayakkabı hala sadece 286 gram. Yüksek olmasına rağmen karbon kanatlarla ve topuktaki stabilizasyonla çok rahat. Eğer hızlı koşuyorsanız yokuş aşağı inerken sanki bir asfalt ayakkabısıyla koşuyor gibisiniz. Ayakkabı aşağıya doğru genişliyordu. Sky'a baktığımızda Sky daha ince 21 mm topukta inmiş durumda. Drop'unu da azalttılar 17 mm. Ayakkabı çok daha özellikle ön tarafı dar. Yan yana koyduğumuzda daha rahat görüyorsunuz. Ayakkabıları deneyerek almanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü kalıpları da farklı. Geçen seneye göre de farklı. Başka Vective'lere göre. Ama Pro'dan yarım numara ufak giymeyi tercih ettim Sky'da. Sky'ı daha dar bir basış kesiti olduğu için ve ayağı da daha sıkı sardığı için teknik yerler için yapıldığını anlayabiliyorsunuz. Ayakkabı daha hafif, yaklaşık 15 gram daha hafif her bir teki ve özellikle kısa patikalar ya da dik tırmandığınız patikalar için düşünülmüş. Uzun koşacağınız zaman Pro çok avantajlı, patikalar için de Sky. Şimdi Uludağ'dayız. Uludağ Ultra Trail 30 kilometre parkurunu Pro ile koştum. O parkuru koşanlar biliyorlar. 5,5-6 kilometre, 600 metreden fazla irtifa kaybettiğiniz inişi var. O inişi rahat bir şekilde ayağımda hiç rahatsızlık hissetmeden indim. Ve bu arada zemin tutuş da çok iyiydi. Her ikisinde de 3,5 milimetre dişler var. Ve kontrol grip var. Zemini kavrayış da çok iyi, sürtünme de çok iyi. 300-400 kilometre sonra burada dişler özellikle çok kayalık yerlerde koşuyorsanız azalıyor ama toprakta çok daha az yıprandığını görüyoruz. Bugün de 16 kilometre parkurunu Sky'la koş. Daha kısa, aslında aynı zorlukta ama şelale sonrası biraz daha dar patikalar. Kısa mesafede hafifliğini tabii yorgun ayaklarla hissetmemekle beraber dün Sky'la biraz daha az konforlu koşacağımı biliyordum. Eğer uzun yarışlar için ayakkabı alıyorsanız Sky'ı çok önermiyorum. Çünkü belli bir süre sonra darbeyi hissediyorsunuz. Hani onu Kemaliye'de 32 kilometre sonra ve öncesindeki yorgun günlerden sonra hissetmiştim. Kısa, teknik antrenmanlar için ideal. Onun dışında üst yapıları neredeyse aynı. Topukları, bilekler görece alçak. Sky'da daha da alçak gidiyor ama topuğu çok iyi sabitlediği ve ayağı orada tuttuğu için ayak oynamıyor. Üst ve ön materyaller iki katman mesh, polyester örgü yapı. Onlarla da dayanıklılık ve nefes almayı çok optimum hale getirmişler. Ayağı da bu arada çok iyi sarıyor. Bunlar benim ikisiyle de koştuktan sonra farklarım, eğer varsa sizin farklı bir görüşünüz lütfen yorumlara bırakın.